Karacılar babamın köyü, bizim köyümüz. Bu köyde çalışmalarımıza 1999 yılında başladık. Köyümüzün yok olmaması ve gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Evlerimiz tarihi eser düğmeli evler, Akseki'nin meşhur düğmeli evlerinden. Bunlarla ilgili gerek mal sahipleri, gerekse de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle bugüne kadar 13 evimizin proje yardımından faydalanarak projeleri yapıldı. Akabinde de 10 tane evimizin restorasyonu yapıldı. Onarım yardımı alındı hibe şeklinde. Bakanlığımızın bu destekleriyle 10 tane evimizin ayağa kalkması bizim için son derece mutluluk kaynağı oldu. Bu çalışmalar bu sene de devam ediyor. 2020 yılında da 2 adet evimize uygulama yardımı aldık köyde. 2 adet de Akseki merkezde 4 adet toplamda eve uygulama yardımı aldık hibe şeklinde. Bu çalışmalarımız tabii bize çok motive edici oluyor bu yardımlarla. Aynı zamanda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce köyümüzde diğer evlerin de onarılması gereken, bu şekilde desteğe ihtiyacı olan evlerin de belirlenerek gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar devam ediyor. 400 senelik ev idi benim evim. Tarihi eski tarihten ezer. 400 senelik ev idi. Ben buraya geleli 42 sene oldu, evimi yaptıramayordum. Şimdi devlet başbakanlık yardım etti. Allah bin kere razı olsun. Benim bütün hayatım İstanbul'da geçtiği halde daha sonra bu köye adeta tekrar yeniden dönmek için çok şiddetli bir arzu duydum. Bu arzu sadece bana ait değildi. Başka arkadaşlarım da yani bu arzuyu paylaştılar. Ve bundan 20 sene kadar evvel biz artık neredeyse haritadan silinmek üzere olan bu köyü ayağa kaldırmak için harekete geçtik. Köyü sit alanı ilan etmesiyle bir devlet desteği söz konusu olmaya başladı yakın tarihlerde. Ben de bu meyanda burada hem annemin hem de babamın evi için başvuruda bulundum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.